Evet hocam, 5G dedik. Nedir 5G? Sizin yaptığınız polar mı diyoruz, kutup mu diyoruz? Kutupsal. Kutupsal program. Burada neye yarayacak, neyi kolaylaştırıyor, neyi hızlandırıyor? Ben kutupsal kodlamayı iyi kötü anlattım. Hani aslında yaptığı şey mesajların gürültülü bir ortamdan yollanması sırasında mesajı gürültüye karşı dayanıklı hale getirmek için kullanılan yöntemler. Bu aynı zamanda kapasiteyi arttırıyor mu? Kapasiteyi arttırmıyor. Belli bir kapasite var. O kapasiteye yaklaşmanızı sağlıyor. Mümkün olduğu kadar yaklaşmanızı kapasite sağlıyor. Kullanım oranını artırıyor. Kapasite aslında yani verilen bir değer. Oraya erişmek zor. Erişmek için algoritmalar tasarlamanız gerekiyor. Yani siz kamyonu daha yüklüyorsunuz. Kamyona isterseniz yükü daha güzel istifliyorsunuz. Evet. Aslında kamyonun taşıma kapasitesi 5 ton ama şekilsiz sandalyeler vesaire var. Arada hava boşluğu. Siz 4 köşe karpuz yaptınız yani. Onları güzelce istifleyip kamyona yüklüyorsunuz. Yolda dökülüp saçılmıyor diyelim. Şimdi bu 5G nedir konusu önemli bir konu. Aslında 1 numaralı slaytı alabilirsiniz. Bir arkadaşlar. Şimdi biz biliyorsunuz GSM dediğimiz sistem ikinci nesil haberleşmeydi. Sonra 3. nesil geldi. Arkasından 4. nesil geldi. Şimdi 5. nesil haberleşmeden bahsediyoruz. 5G 5. jenerasyon ya da 5. nesil haberleşme sistemleri demek. Bu her yeni gelen haberleşme sistemi, her yeni nesil bir yenilik getirdi. GSM'i biliyoruz. Öncelikle telefon konuşmasıydı. Daha sonra ona SMS de eklendi. 2G'den 3G'ye geçtiğimizde veri gönderebilir olduk. Oldukça yüksek hızlı veri gönderebilir olduk. Dosya aktarımı yapabilir olduk. 4G'ye geçtiğimizde görüntü. Bugün kullandığımız akıllı telefonlar aslında 4G olmasaydı ilginç bir cihaz olmazdı. Çünkü görüntü izliyoruz çok zaman, video izliyoruz. Şimdi peki 4G'ye göre 5G yeni ne getirecek? İlk belki cevaplanması gereken soru bu. 5G'de 4G'de var olan her şey olacak. Bu görüntü aktarımı 10 misli daha hızlı olabilecek. Artı 2 yeni hizmet olacak. 2 yeni haberleşme hizmeti olacak. Bunlar bu ekranda... Ne o 2 yeni hizmet? Ekranda gördüğümüz gibi aslında bu makine haberleşmesi olacak. Yani tek kelimeyle, bir kelimeyle ifade etmek gerekirse bugüne kadar internetin temel kullanıcısı insanlardı. İnsandan insanaydı. Şimdi internet of things olacak yani. Şimdi aslında makineler arası internet... Evet. Olacak diyebiliriz. Önümüzdeki 10 yıllara yönelik olarak söylüyorum bunu. Aslında yeni bir devre giriyoruz. Yani yeni otonom otomobiller, şunlar bunlar gibi pek çok şeyin devreye gireceği bir ortam. Evet. Bu bir kısmı bunların algılayıcılar, sensörler vesaire olacak. Buna IoT diyorlar. Internet of Things. Bunlardan kilometre karede 1 milyon tane algılayıcı olabileceği söyleniyor. Bu algılayıcılar sayesinde aslında her şeyin konumunu bileceğiz. Her şeyin farkında olacağız aslında. Ya da her şeyin farkında olacak. Her şeyin farkında olacak eğer haberleşirlerse. Şimdi bu bir. İkinci bir özelliği daha var yeni gelecek hizmetlerin. Bu da çok düşük gecikmeli. 1 milisaniyelik gecikmeli ve çok güvenilir. Neredeyse sıfır hata sağlayan haberleşme sistemleri. Bunun başlıca uygulaması otonom araçlar. Yani sürücüsüz araçlar. Öndeki arabayla haberleşecek. Öndeki araba ben fren yapacağım dediğinde arkadaki arabanın... Hocam sırf öndeki haberleşmeyecek. Mesela buradan Ankara'dan yola çıkan otomobil İstanbul'daki otomobil haberleşecek. Diyecek ki ben sabah saat 10'da yola çıktım. Öğleden sonra 3'te şu kavşakta olacağım. Sen de o kavşağa yaklaşıyorsan dikkatli yaklaş diyecek mesela. Bu en ileri noktası. Yani şey gibi hava trafik kontrolörleri var. Dünyada o an havada bulunan uçakların hepsinin konumu, hangi saatte nereye varacağı takip ediliyor. Ona göre Hepsi de hızdan yavaşla. Uçak sayısı, otomobil sayısı birbirinden uçurum gibi farklı olduğu için o biraz daha fazla kapasite getirecek herhalde. Şimdi aslında 5G bazı iletim, yani iletişim, haberleşme altyapısını sağlayacak. O anlamda 5G yeterli değil bu söylediklerinizi yapabilmek için. 6G'de gelecek mi yani? Hayır. Bunun haberleşmeyle ilişkisi yok söylediğinizin. Yani haberleşme olmazsa olmaz şartı, fakat yeter değil. Gerek şartı, evet. Ama bu olmazsa onun olması mümkün değil. Yani hızlı haberleşemezseniz, eğer yolladığınız mesaj bazen hatalı giderse öndeki arabaya çarpabilirsiniz. Şu anda bu arabalar gibi. yol kenarıyla da konuşacak. Hatta insanın üstü kıyafetlerle konuşacak. Kavşaklarda durmadan arabaların geçtiğini gösteren videolar izlemişsinizdir. Bütün bunların olabilmesi için haberleşme altyapısının o tür uygulamalar için neredeyse hatasız olması şart. Şimdi ama bir de akıl kısmı var. Yani 3 numaralı slaydı alabilirsek. Yapay akıl mı? Yapay akıl. Bu çok temel bir kavram. Siber fiziksel sistemler ve eski bir kavram. Siber aslında eski Yunanca'da dümen demek. Geminin dümeni gibi bir şey. Ve ilk Norbert Wiener tarafından kullanılmış bir kelime. Cybernetics ya da sibernetik denen disiplin. Wiener çok büyük bir vizyona sahipti, öyle söyleyelim. Yani o gün hayal ettiği şeyin o gün gerçekleşmesi mümkün değildi. Shannon'dan biraz önce bahsetmiştik. Shannon aslında yapılabileni yaptı. Şimdi aslında birçok teknolojinin yakınsadığı bir döneme giriyoruz. Bunun içerisinde haberleşme var. Haberleşme, siber fiziksel sistem dediğimiz sistemlerin sinir sistemi gibi. Bir örnek vererek bunu anlatmaya çalışayım. Ben aslında bu resim üzerinden ne ifade ediyor bu resim, onu anlatayım. Mesela bir otomobil ve sürücüsüyle birlikte bir siber fiziksel sistem. Siber olan kısım sürücünün aklı, fiziksel olan kısım otomobilin kendisi. Sürücünün, insanın aslında bu siber fiziksel sistemin içinde fiziksel bazı unsurları da var. Gözleriyle görüyor. Direksiyonu o çeviriyor, algılayıcılık. Basıyor, evet, direksiyonu çeviriyor. Bu da esasen kumanda etme kabiliyeti. Yani bir yanda algılayıcılar var. Algılayıcılar dış dünyadan, fiziksel dünyadan elde ettikleri verileri sinir sistemi vasıtasıyla, oraya 5G koyabilirsiniz sinir sisteminin yerine, beyne iletecek, karar verici, bilgi üreten ve onu çeşitli akıllı kararlara dönüştüren beyne iletecek. Bugüne kadar çoğunlukla oradaki zeka kısmı insana aitti. Sürücüye yavaş yavaş insan dışa çıkmaya başlıyor. Şimdi insanı bu halkanın dışına çıkartmak, hayal edilen vizyon bu aslında. Yani giderek önümüzdeki 10 yıllarda orada değiliz. Yani bu konuda çok büyük abartılar da var. Yapay zeka yani çok fazla abartının olduğu bir alan. Fakat şunu söylememiz mümkün değil. Günün birinde insanın yaptığı şu işi yapay zeka hiçbir zaman yapamayacak diyebilecek durumda değiliz. Belki bazı şeyler hariç. Ama yani karar vermeyle ilgili bütün süreçler yapay zeka tarafından yapılabilmesinin önünde prensip olarak belki bir engel yok. Belki bizde başka birinin imal ettiği bir yapay zeka zaten, o yüzden olabilir yani. Yok. Efendim? Bizde başka birinin imal ettiği bir yapay zeka olabiliriz, o yüzden mümkündür hocam. Bizim zeka aslında büyük ölçüde yapay zeka insandan esinlenmeye çalışıyor. Fakat çözemediğimiz önümüzdeki aslında en büyük mühendislik problemi insan zekasının, insan hafızasının nasıl çalıştığını çözmek. Hala çözmüş değiller. Bu en ilginç. Ve üstelik de hardware'ini değiştirerek bir software'e sahip olduğumuz için iyice bir acayip bir durum var orada. Yani insan bilgiyi nasıl beyninde depoluyor, nasıl tanıyor? Çünkü bugünkü tanıma algoritmaları, derin öğrenme algoritmaları vesaire insan gibi yapmıyor bunları. Yani 2 yaşında bir çocuğun zekasını ancak sağlıyor. Ve bunu çok düşük bir enerjiyle yapıyor aslında baktığınız zaman. Çok düşük bir enerji, 25 wattlık bir enerjiyle yapıyor. Yani bunun aynısını yapacak başka bir bilgisayar belki bir şehrin aydınlatmasını sağlayacak kadar enerjiye ihtiyaç duyuyor. Evet. Ben şimdi 5G dediğimiz şey esasen endüstriyel iz düşümleri olan bir şey. Yani 4. sanayi devrimi 4.0'dan söz ediliyor. 5G gibi sistemler, 5G demiyorum aslında, 5G'nin vaat ettiği haberleşme imkanları, o tür teknikler olmadan sanayi 4.0'da ileri otomasyonun gelmesi mümkün değil. Yani bir fabrika hayal edeceksiniz, içeride hiç insan yok. Yalnızca robotlar var, karanlık fabrika. Robotlar burada malzeme bitti, depodan malzeme getir diye birbirine mesaj oluyor. Bu tür fabrikalar görülmeye başlandı. Başlandı zaten. Başlandı. Şimdi başka bir sorunuz var mı 5G'yle ilgili? Hocam çok var da vaktimiz tamam, yok. Peki, bir gün sizi sadece bununla ilgili bir ağırlamak isteriz. O zaman ben sözüme son verirken ben de size çok teşekkür ederim. Niye hocam? Aslında çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Yani bize bu konuları anlatma fırsatı verdiğiniz için. Hocam sizler olmasın da böyle bir program yapamayız zaten. O yüzden hiç teşekküre gerek yok. Siz olduğunuz için biz böyle bir şey yapma imkanına kavuşuyoruz. Türkiye'de sayılarınız çok değil biliyorsunuz. O yüzden siz burayı onurlandırıyorsunuz. Bizim yaptığımız bir şey yok açıkçası. Sizin yaptığınız çok şey var. Söz mü? Bir gün geleceksiniz ama. Evet gelirim tabii. Vaktiniz az biliyorum. Yok yok geliyorum. Böyle ne diyeyim dandik işler yapacak zaman yok bilimde ama yine de bu bilimi anlatmak da lazım. Baştan beri söz gençlere örnek olma açısından. Sağ olun hocam, iyi ki varsınız. Teşekkürler.